rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bizi affetmek için Rabbimiz bağışlamak için sebepler kalp ediyor. Sebepler veriyor. Yakalayabilene ne mutlu. Ama meleklerin duası, peygamberlerimizin duası ve şefaatleri, mübarek gün ve geceler, anne babalarımızın gönül duaları, evlatlarımızın gönlünü hoş olup onları Allah ve Resulü yolunda yetiştirebilmek, bunlar birer canlı duadır. Ardımızdan besmele çekebilecek nesiller bırakabilmek, bunlar her daim canlı dualardır. Sürekli amel defterlerine ait ettirilen sevaplardır. Rabbim cümlemizi bu zümre-i tersine dahil eylesin. Yüce Mevlam Mü'min suresinde bizlere buyuruyor ki Estaizu billah اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا اِلَى اَعْدُ الْاَيَةِ Arşı yüklenen, taşıyan melekler ve etrafındaki görevli melekler. Arşı âlâ'nın geçen hafta kısmetliği geçmiştik. Kâbe-i Muazzama'nın bilemediğimiz alanlar için merkezidir. Yani Allah-u Teala'nın ve Kullahı'nın Kâbe-i Muazzama'nın asıl manevi merkezidir. Biz ihtivasını ve şeklini, şemalini, ismini bilemeyiz. Allah-u Alem, Rabbimiz oraya ihtiva etmiştir. Ne şekilde nasıl olduğunu bizler bilemeyiz. Ama melaike-i kiram bu arşı tavaf ederler. İşte o melaike-i kiramın da arşı taşımakla görevli olan meleklerin de bulunduğu bir toplulukta. Onlar ve yüzebbihûne bihamdi rabbihim. Rablerini hamd ederler, tesbih ederler. Onların dilinden, onların elinden, onların gözünden Rablerini tesbih edip hamd etmekten başka bir şey gelmez. Onlar hataya düşmezler. Nefisleri yoktur. Kendi istek ve arzularıyla herhangi bir yola girişmezler. Rabbimiz neyi onlara inan ve ihsan eylemişse onlar o daire içerisinde kalırlar. Rabbimize hamd ve tesbih ettikten sonra Allah Celle Celaluhu ve yu'minûne bih. Yani gönülden zerre şüphesiz melaike-i kiram iman eder. Ve estağfirûne billezîne âmenû. Ardından da istiğfar ederler. Kim için? Arşı taşıyan melekler, arşı âlâyı kuşatan melekler, billezîne âmenû. İman eden müminler için. Bizler için Allah-u Teala'ya istiğfar eder, Rabbimizden bağışlanma diler. Birinci madde olarak da meleklerin duasına dahil olabilmek için hele ki arş-ı âlâda görevli meleklerin iman şartı ve şöyle derler. Rabbena ve zi'ate kulle şeyin rahmeten ve ilmen tavsibillezi yeterdir. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin, senin bağışlaman, senin mağfiretin, senin kudret ve azametin, ilmin, bilgin her şeyi kuşatmıştır. Bunun için lillezine tabu. Ey Rabbimiz! Şu kulların içerisinde tevbe edenleri bağışla. İman edilir. Ardından hata ve günahlar elinden, dilinden, bedeninden sadık olmuş ise tevbe etmiş olanlar için arş-ı âlâda yani Allah-u Teala'ya en yakin olan melekler hep bir ağızdan. Rabbimiz senin ilmin her şeyi kuşatmıştır. İman eden kulların içerisinde şu tevbe eden kullarını bağışla. Daha tavsiye dinlediğine aminun ve tebe'u sebi'leke rabbihim azâbe zahîm. Onların tevbelerini kabul ettiğim gibi senin yoluna gidenleri, senin yoluna zâbih olanları, sırat-ı mustakim üzere gidenleri, Allah ve Resulü dendiği zaman kalbi titreyip kendine bir seki düzen verenleri. Yaptığı işlerinde Allah ve Resulü'nün rızası var mı yok mu diye gözden geçirenleri de bağışlar. Şöyle kişi kendine baktığında ben Rabbimin razı olduğu fiiller üzere mi yaşıyorum, bunların dışında mıyım diye düşünenleri ve her namazda ettiği duaya namazdan sonra ihtinat salat-ı müstakime namazdan sonra namaz aralarında da dahil olduğunda bu çizgiden dışarıya çıkmayan kullara da Rabbim bunları bağışlar. Ve daha cümlesini de
o şiddetli, o küçük düşürücü, o insanın bütün azay uzunlarını titreten, korkudan sallandıran cehennem ateşinden, cehennem azabından da iman edip, tevbe edip senin yolunda giden kullarını koru. Arş-ı alada görevi olan meleklerin ettiği dua. Aynı zamanda hafızın bunu Kur'an'la anlatıyor. Sizin için böyle dua ediliyor. Bu daireye girmek istiyorsanız o zaman o duada anılanlar gibi olur. Ve sizler de bana dua ettiğinizde ey kullarım bu şekilde dua edin diye Rabbimiz bize bu örneklerini veriyor. Devam ediyor melaike-i kiram. Rabbena وَاَدْخِلُكُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ Ey Rabbimiz! Onların atalarından ve min âbâihim babalarından, dedelerinden, geri çekmiş olan sülalelerinden ve ezvâcihim zevcelerinden, eşlerinden, hanımlarından, kocası veya hanımından daha ve zürriyâtihim onların soylarından, nesillerinden gelmiş olan ve zürriyâtihim inneke entel azizle hakim sen aziz hikmet sahibisin. Onların geri geçmiş olan babalarından, eşlerinden, evlatlarından iman sahibi, salih amel sahibi olanları da bağışlar. Bizim birbirimize de edebileceğimiz en güzel duadır. Hem kendimize, hem anne babamıza düşünsenize güzel bir kul. Allah ve Rasulü'nün yoluna girmiş, Arş-ı Âlâ'dan bize Mevlamız katında görevli melekler tarafından o kulun güzelliğinden dolayı, o kulun salih amelinden, ibadet ve sanatından dolayı hem önünde gelecek olan nesli, hem ardında geçmiş olan zürriyeti, dedeleri, nineleri, bütün âbâ-i evlat içerisinde ama ölçülerek iman sahibi, salih kimselerden kimseler, mümin kimselerden kimseler bu daire içerisine giriyorlar ve onlar da bu dualardan, bu istiğfarlardan, bu bağışlanmalardan, bu münazat ve şefaatlerden arası oluyorlar, onlar da istifade ediyorlar. Yeter ki bu Allah-u Teala'nın istediği şiar ve ahvalizlere devam etsin.